Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir gündem atakestinde bu sefer farklı bir partiden bahsedelim. E, HDP, BDP ve Aysel Tuğluk olayından bahsedelim. Çok uzun bir atakest olacağını zannetmiyorum şu anda ne kadar süreceğini bilmiyorum. Çünkü yazılı değil bunlar. Bunlar benim e, aklımdan o anda düşünüp söylediğim atakestler. O yüzden ne kadar olacağını bilmiyorum ama çok fazla uzun olmayacağını tahmin ettiğim bir atakeste başlıyoruz. Şimdi... Aysel Tuğluk demans hastalığı nedeniyle yani iddiasıyla diyelim e, şu anda yatılı, yattığı cezaevinden çıkmak istiyor. Bununla ilgili adli tıpa bugün üçüncü kez başvuru oldu ve üçüncü kez adli tıp bugün pardon e, adli tıp üçüncü kez bugün demans hastalığı ile ilgili yapılan başvuruyu reddetti. Dedi ki yani bu hastalık Ile ilgili herhangi bir şekilde hapis yatmasını engelleyen bir durum yoktur dedi. Şimdi demans hastalığı nedir? Demans nedir? Şimdi insana bunu bilmeden yani sanki demans o çok ciddi bir hastalık var da şimdi demans hastalığı hafıza kaybı e, vesaire gibi hastalıkların tamamına verilen bir ortak isimdir aslında. Demans bir hastalık değildir. Bir grup hastalık grubunun ismidir yani demans dediğimiz zaman hafızayı, düşünmeyi, sosyal becerileri etkileyen bir e, bir grup septom vardır ve bu septom tarafından tanımlanan bir hastalıktır. Ben doktor değilim ama hani girip internetten sizin de görebileceğiz, bakabileceğiniz şekilde birkaç tane sayfayı internet araştırıp bulduğum bir şey. Şimdi demans hastalığının en sık görülen özelliği Alzheimer'dır. Şimdi Aysel Tuluk Alzheimer hastası mıdır? Hayır. E ee, demanstan dolayı çıkmaya çalışıyor. Yani de iki tane şey unuttum vesaire gibi bir durum mu var? Yoksa gerçekten çok ciddi bir durum var da adli tıp dur lan biz bunu içeri tutalım ne diyelim çıkamazsın diyelim mi diyor. Şimdi ona getirmiş. HDP diyor ki kardeşim adli tıp bırakmıyor. Biz demans demanstan diyoruz bırakmıyor. Eren Erdem'de olduğu şey... Erdal de olduğu gibi. Erdal Eren olayında avukatı bu 18 yaşından küçüktür diye iddia etti. Mahkemede gitti ki bu 18 yaşından küçük değil. Kemik ölçümleri yapıldı. Kemik ölçümlerine göre 18 yaşından küçük değil. E tamam. Vay siz 18 şey, yaşını büyütüp astınız. Yani şimdi öyle bir başvuruda bulunuyor ki Kabul etseniz yandınız. Kabul etmeseniz yine yandınız. Yani demans hastasıyım ben. Şimdi kabul etmediği zaman ne diyor? İşte efendim Aysel Tuğlu hasta olduğu halde cezaevinde çürütmeye çalışıyorlar. Bu insan haklarına aykırıdır. Bu düşünce aklına aykırıdır. Böyle bir şey olur mu? Kardeşim demans hastalığı diye bir şey yok. Nedir bunun hastalığı? Asıl hastalığını soruyoruz. Yok. Yani böyle bir hastalık yok. Alzheimer mı bu kadın? Alzheimer hastası mı? Şimdi Aysel Tuğlu dışarı çıkacak demanstan dolayı. Ondan sonra diyecek ki işte hastalığım geçti falan mı Yani bir de öyle bir şey ki yani e, ne elinizde ne tetkik var da adli tıp buna karşı çıkıyor. Yani MR sonuçları mı var? E, elinizde öyle hani laboratuvar sonuçları vesaire mi var da adli tıp buna karşı çıkıyor? Hayır bence öyle bir durum da yok ama yine de detayları bilmiyorum açıkçası. Belki vardır. Eğer varsa o zaman bu durumda adli tıp 3 kere şey yapmışsa e, reddetmişse ee, bu durumda Anayasa Mahkemesi vesaire neresi yollar varsa onlar denenebilir diye düşünüyorum ama bilmiyorum ama konu o değil. Konu şu. Konu demans hastası olan Aysel Tuğlu'nun dışarıya çıkmasına izin verilmediği zaman efendim siz bize izin vermiyorsunuz olayı. Peki bu bunu burada tutun. Yani demek istiyorlar ki kardeşim bu bir insan hakları ihlalidir. Siz bir hasta olan ee, ve e, bu hastalığından dolayı cezaevinde yatmaya elverişi olmayan birisini cezaevinde tutuyorsun. Adli diyor ki kardeşim bu kadın cezaevinde yatma elverişi değil cezaevinde yatabilir. Peki. Biliyorsunuz 2008-2007-2008 döneminde Türkiye'de bir Ergenekon süreci başladı. Bu Ergenekon sürecinde insanlar tutuklandı. O süreçte ne vardı? Ergenekon sürecinde aynı zamanda bir çözüm süreci dediğimiz bir süreci başlatmışlardı. Çözüm sürecinde efendim işte eee akil insanlar çıktı. BDP o zaman BDP vardı. BDP ile AKP bir masaya oturdular. İşte Oslo görüşmeleri. İşte efendim silah bırakalım. Analar daha fazla ağlamasın. Mesare gibi koro şeklinde kelimeler söylüyor. O süreçte işte Ergenekon süreci başlatıldı Ve hemen hemen neredeyse işte birçok faili meçhul cinayette Ergenekon üzerine atıldı. PKK'nın tutuklu olan üst görevleri Ergenekon'da gizli sanık pardon gizli tanık yapıldı. sanıklar suçlandı. Ee, İlk er baş bu o başta olmak üzere birçok kişi e, orada suçlandı ve bazı insanlar intihar ettiler. Kutlisi okur gibi kanser hastası, kanser teşhisi bakın demans hastalığı gibi değil, kanser hastalığı teşhisi konmuş birisi biliyorsunuz öldü. Peki sizce o zamanlarda şimdi bize gelip Aysal Tuğlu içeri tutamazsınız, içeri tutarsanız bu insan haklarıdır diyenler ne dediler? Hiçbir şey. Aksine bütün suçları ergenekoncuların üstüne attılar mı? attılar. İntihar edenler, hastanede ölenler olmasına rağmen dediler mi ki bu insanlık suçudur? Hayır. Peki Aysel Tuğluk başka ne yaptı biliyor musunuz o süreçte? Yani şahsi olarak kendisinden bahsediyorum. Yani şahsi olarak Aysel Tuğluk ne yaptı? Hemen size söyleyeyim. Aysel Tuğluk e, elimde Agos gazetesinin bir haberi var bu arada. Hani şey olmasın hani yani Cumhuriyet'ten mi ve vesaire. Agos gazetesinin bir şeyi var. 8 Mayıs 2012 tarihli bir gaz şey e, haber Ağustos'ta. Şöyle diyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 61 tutuklu 216 56 sanıklı Ergenekon davasında Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Ahmet Türk, Hasip Kaplan ve Aysel Tuğluk'un avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunarak davaya müdahil olma talebinde bulunduklarını açıkladı. Kaplan Türk ve Tuğluk, Aysel Tuğluk, Ergenekon ile birleştirilmeden önce internet andıcı davasına iki kez müdahale olmak için başvurmuşlardı. Ancak mahkeme bu isimler atılı suçlardan zarar görmedikleri gerekçesiyle talebi reddetmişti. Kaplan Türk ve Tuğluk davaların birleşmesinin ardından tekrar müdahale talebinde bulundular. E mahkeme tekrardan reddetti. Yani insanlar kanser hastası olup ölürken intihar ederken Aysel Tuğluk Ahmet Türk ve Hasip Kaplan ulan biz bu davaya nasıl müdahil oluruz diye e, dilekçe veriyorlar. Dediler mi o zaman ya bu insanların işte e, yaşama hakları, insan hakları nerede? Onlar nerede? Şimdi bazıları şunu diyebilir. Ya onlar öyle yaptı diye siz de öyle yapmak zorunda mısınız? Bir kere birisi biz yapmıyoruz zaten de. Şimdi Aysel Tuğluk kanser hastası mı? Mesela Kutlu Sokar kanser hastasıydı. Kanser hastası mı? Eğer öyle bir durum varsa öyle bir şey mi var? Demans hastalığı bir iddia da olabilir. Gerçekten demans hastası mı? Ya da demans hastası olabilir. O da olabilir. Ama bu cezaevinde kalmasını etkilemiyor olabilir. Yani sonuçta cezaevinde kalmasını etkileyecek nitelikte ağır bir hastalığı olmuyor da bilir. Şimdi sırf adli tıp, sırf siyasi bir nedenden dolayı demans hastalığını dan dolayı yatamaz e, cezaevinde yatamaz raporu vermedi diye suçlamak çok mantıklı ve akıllı bir hareket değil e, bunun gerekçelerini ortaya sunmanız lazım bunun gerek e, raporlarını ortaya sunmanız lazım ama rapor rapor ortaya sundukları yok gözüken tek bir şey var efendim işte e, haberler yani yaptıkları haberler demans hastası ayşe tuldu dışarı bırakmadılar vesaire ey baktığı zaman da sen de gidip ergene konudan dolayı gitmişsin oraya müdahale olmaya çalışmışsın yani Hani etme bulma dünyası derler ya. Hani sen ne biçtin ne ektin ki ne biçiyorsun. Yani derler ya rüzgar eken fırtına biçer hesabı. Yani rüzgar ekmişsin fırtına biçiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki böyle böyle bir Ya biz dedik kardeşim biz bunları söyledik. 2010 yılında yargı kararları değişeceği zaman referanduma gideceğimiz zaman HDP ne demişti? Bu Aysel biz oy vermeyeceğiz diyerek kime destek vermişlerdi? Oy veren köyün oy vermeye giden referandumda oy veren köyün minibüsünü kim patlattı? Şimdi tutup efendim yargı AK Parti yargı yönetiyor vesaire. Ya 2010'da hayır denilirken neden destek vermediniz hayır? İşte rüzgar fır esip fırtına biçiyorsunuz. Ne yazık ki bu durum böyle. Şimdi çıkıp ağlamanın, zırlamanın bir anlamı yok. Yok efendim bu insan hakları ihlali falan demenin bir anlamı yok. Kusura bakmayın. Herkes hak ettiği şekilde yönetilirmiş. E bu şekilde hak ettiğinizi siz 50 kere gösterdiniz kardeşim. 50 kere gösterdiniz. Sırf hayır diyenler Atatürkçü diye, sırf hayır diyenler Kemalist diye, sırf hayır de ulusalcı diye siz hayır demekten vazgeçtiniz. Yani siz siyasi bir nedenden dolayı Türkiye'nin bütün yargı sisteminin bir şekilde değişmesine ve daha kötü bir hale gelmesine destek verdiniz. Oy vermeyerek. Birçoğunuz yetmez ama evetçi oldu. Şimdi o yetmez ama evetçiler Aysel Tuğlu'nun peşinden efendim insan hakları ihlali falan bilmem ne yetmez ama evet diyen ben miydim? Yani... Sırf yani, ya bu bu düşüncesizliktir. Hani Yılmaz Özdül mesela Selahattin Demirtaş içeri girdiği girmesiyle ilgili Yılmaz Özdül e, bir şey diyor. E, i̇şte sabahtan beri beni arıyorlar. Sel Selahattin Demirtaş'ı içeri aldılar. Ne e, soruyorlar? Ben de diyorum ki gidin ki boşu sorun. Yani açılım yaparken kime sorduysanız saçılımda. da ona sorun. Açılım yaparken çözüm süreçlerinde açılım yaparken ergene konculara lan müdahale olalım da bir iki tane de biz vuralım diyenler şimdi ulan niye bize böyle yapıyorsunuz diyorlar. E, yani gittiği zaman Hülya Koç da sor. Yani Aysel Toluğ bence Hülya da sorsun. Niye beni serbest bırakmıyorlar diye. Bence ona sor. Kadir İnanır'a sorun. Açın Kadir İnanır'a. Deyin ki Aysel Toluğu serbest bırakmıyorlar. Ona sorun. Kadir İnanır'a. Murat Belge'ye sorun. Ne? Onları Alev Alat diye sorun. Akil adamları bulun. Akil Onlara sorun ya. Onlara sorun. Niye bizi bırakmıyorlar diye. Niye sizi bırakmıyorlar? Dedim ya rüzgar, açarsın, e, rüzgar ekersen fırtına biçersin. O yüzden e, oturup ağlamanın bir anlamı yok. Şimdi bu saatten sonra ne yapabilirsiniz de düşünüyorsanız e, yalan söylemenin de bir anlamı yok. İşte e, HDP eş genel başkanı demiş ki efendim bizim PKK ile hiçbir bağlantımız yok. Bunu 50 kere söyledik yani dünyanın en büyük yalanı. Yani Adolf Hitler'in benim SS'lerle hiçbir alakam yok demesi gibi bir şey. Yani kimdi bu adam dur bakayım. Mithat Sancar. Mithat Sancar demiş ki PKK ile bir bağımız yok defalarca söyledik HDP eş genel başkanı dünyanın en büyük yalanı PKK ile ilgili bir bağlantımız yok. Yani iyi yani PKK ile ilgili bir bağlantımız yok biz de yedik yani madem PKK ile ilgili bir bağlantımız yok niye PKK'ya terör örgütü demiyorsunuz? Niye sizin milletvekilinizin PKK'lılarla e, resmi çıkıyor da mesela sallıyorum i, yani şimdi partide vermeyeyim neyse ben başka birisinin çıkmıyor diyeyim en azından. Yani o, süre, o çıkmıyor dediğimde çıkar da neyse. Yani en, ya da en çok niye sizin e, PKK ile bağlantılı milletvekiliniz, işte ne bileyim bürokratlarınız, parti e, personelleriniz, parti insanlarınız, yöneticileriniz var. Yani PKK ile bir bağımız yok. Defalarca söyledik. ya yani defalarca de buradan diyorum PKK ile bir bağlantım yok. Öbür tarafta PKK ile gidip anlaşma yapıyor. Yani başkan apo başkan apo deyip heykelini dikeceğiz diyen kişi hangi partinin genel başkanıydı? Şeyim mi? Saadet Partisi Genel Başkanı mıydı? Saçmalamayın. Yani kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Böyle yapıyorlar işte. Yani HDP böyle yapmaya çalışıyor. HDP hep sözlük yapıyor. Hep yalan söylüyor. Hep işine geldiği gibi hareket ediyor. Hiçbir zaman akılcı bir politika yapmıyor. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki Türk, Kürt fark etmeden herkesin hayrına bir politika yapmıyor. Sadece kendi Pekka politikalarına hangisi uygunsa onu yapıyor hangisi uygun değilse onu yapmıyor. Yani ondan sonra çıkıp ağlıyor. Ağlamanın bir anlamı yok. Yani istediğin kadar ağla. Ondan sonra işte bize de durup, siz ırkçısınız, faşist, faşizan vesaire diyorlar bize de. Kardeş, faşistik, faşizanlık dediğin olayı sen yapıyorsun. Çünkü sen faşist bir terör örgütü ne derse ona göre hareket ediyorsun. Ondan sonra başına bir şey geldiği zaman da oturup ağlıyorsun. Kusura bakma, bu iş böyle olmaz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gündem Ateistleri devam edeceğim ben.